Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok değerli bir misafirim var. Sıla Usar İncirli, Sayın Milletvekilimiz kırmadı, geldi sağ olsun. Beyazlar içerisinde. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek onu programa hemen dahil edelim. Çünkü eminim söyleyecek çok ama çok şey vardır. Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Haluk Bey, çok teşekkür ederim davetiniz için. Bizi izleyen, dinleyen herkese de güzel bir gün diliyorum olabildiğince. Tabii içimizin çok karardığı, endişelerimizin çok arttığı, acımızın da çok derin olduğu günlerden geçiyoruz. Aynen. Böyle bir üzüntüyü Kıbrıs Türk halkı savaş dönemlerinde yaşamıştır en son diye düşünüyorum. Ancak savaş dönemlerinde bu kadar çok kaybımız olmuştu. Ama bu derece bir kayıp, bu kadar genç çocuğumuzun yaşamını kaybetmesi, bir anda kaybetmesi ve önlenebilir bir nedenle, bunun önlenmemesi, önlenebilir bir nedenle bu yaşamlarını kaybetmiş olmaları hepimizi çok derinden... Kader değil bu, değil mi? Ben kader olduğuna kesinlikle inanmıyorum. O şekilde konuşulmasını da hiç doğru bulmuyorum. Bu binaların sağlam olmamasından dolayı, bu binayı yapan kişilerin suçu, bu binaya izin veren kişilerin suçu söz konusudur. O yüzden bu aslında bir cinayete eşdeğer bir durumdur. Zaten bununla ilgili olarak da bütün Kıbrıs Türk halkı tek yürek halinde bu İsyas Otel'de yaşanan hadiselerin hukuki olarak da takip şu anda. Mecliste de komite kuruldu, meslek örgütleri de hareketlendi. Hem Kıbrıs Türk Barolar Birliği, hem Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Bu meslek örgütlerimiz de bu tarihi sorumluluklarını eksiksiz şekilde yerine getiriyorlar. Ve bu deprem felaketinde ortaya çıkan, bu hepimizi çok derinden yasa boğan konunun hukuki olarak da takipçisi olacaklar. Tabii sadece bizim kayıplarımız değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde de çok sayıda insan yaşamını kaybetti. Ve bu hepimizi gerçekten çok derinden sarstı. Bugün çocuklarını kaybeden aileler, yakınlarını kaybeden ailelerin yası elbette çok derin. Ama toplumun da içinde bulunduğu üzüntülü durum daha bir süre daha süreceğe benziyor maalesef. Ben tekrar buradan başsağlığı diliyorum yakınlarını kaybedenlere ve bütün halkımıza. Ve yine Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye'de yaşamını kaybeden insanların yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Çok fazla sayıda insan şu anda yaralı. Çok fazla insan hastanelerde tedavi de görüyor Türkiye'de. Onların iyileşme süreçleri de çok uzun sürecek. Şu anda evsiz kalan çok sayıda insan var Türkiye Cumhuriyeti'nde ve sağlıksız koşullardan dolayı da yaşamını kaybedenler var. Yani bu depreme bağlı ölümler, deprem sırasında olanlar yaşandı ama şimdi depremden sonra da uygunsuz koşullarda barınamadıkları için sağlık ihtiyaçlarının karşılanmamasından dolayı da ölümler olmaya devam ediyor. Yani bu süreç, bu sarsıntılı süreç maalesef devam ediyor şu anda. Evet, ve yani hatta duyduklarımızın arasında hiç alışılmadık kadar da ampute var. Tabii. Çok ve fazla sayıda insan arasında sakat kalacak, engelli kalacak. Ve işte dediğim gibi çok fazla sayıda yaralı insan var ve bunlar hastanelerde tedavi altındalar şu anda. Mümkün olduğunca, tabii hastaneler de yıkıldı biliyorsunuz. Tabii yani resmen yani imkan dahili dışında daha fazla diğer ülkelerden kurulan o Sahra hastaneleri var. Ama onlar genelde yanılmıyorsam ilk etapta acil durumlara müdahale ediyorlar. Orada yatakta barındıracak durumları yok onların hastaları. Elbette yaraları. Ameliyat imkanları, daha ileri tetkik ve tedavi imkanları hastanelerde olur. O yüzden bir ülkeyi bu tür afet durumlarında ayakta tutacak en temel yerlerden bir tanesi hastanelerdir. Hastanelerin mutlaka sağlam olması gerekir. Bu bizim ülkemiz için de geçerlidir. Tabii. Çünkü bizim ülkemizde her zaman deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. Yani bir Salamis hikayesi var yaşanmış olan. Ama bu insanların sürekli deprem korkusuyla yaşamalarını istemeyiz. Doğru bir şey değil bu. Çünkü yaşayamazsınız o zaman. Tabii. O
korku tabii, içinizde tabii. olduğunda işinizi ama zaten korku nedir bilinmeyendir genelde. Halbuki bir bunun üzerine bir talim terbiye alınsa, yani deprem konusunda işte nedir ne değildir, nasıl korunulur, önlemler, alışkanlık, pratikler. Ben en son hatırlamıyorum yani bu binalarda hatta yangın veyahut da deprem tatbikatlarının yapıldığını, sanki unutmuşuz gibi. Yani Türkiye'deki deprem acayip bir uyanış gerçekleştirdi. Bence bütün dünyada, sadece bizde, Türkiye'de değil, doğru. bütün dünyada. Lakin biz hala daha bunların şoku içerisindeyiz gibi geliyor bana. Burayı bahsedince benim aklıma bilhassa Bülent Bey'le konuşmuştuk telefonda bundan 1,5 hafta önce. Efsane rapor diyor. Daun'un çıkardığı bir rapor vardı. Deprem raporu vardı. Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi için. Ve olumsuz olarak addedilmişti o rapor. Ve ama gören yok, bilen yok, duyan yok. Elini üzerine koyan yok o raporun. Böyle de bir durum var. Sizin bu konuda yakınlığınız var. Belki biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Nedir bizim hastanenin durumu? Önce Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nı söyleyeyim, bu depreme hazırlık meselesiyle ilgili. Sivil Savunma Teşkilatımızı bizim güçlendirmemiz lazım. İnsan iş gücü eksikliği olduğunu biliyoruz teşkilatta. Bunu kendileri de dile getiriyorlar. Örgün ve yaygın bir şekilde mutlaka depremle ilgili olarak eğitimlerin verilmesini zaten çok arzu ediyor Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı. Onların insan iş gücü eksikliğinin mutlaka tamamlanması gerekiyor. Ayrıca artık depremde arama kurtarma çalışmalarında teknolojinin ne kadar önemli olduğunu da bu son depremde gördük. Dolayısıyla teknolojik açıdan da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın güçlendirilmesi gerekiyor. İlk 72 saatin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bir depremle karşılaşmamız halinde o ilk 72 saatte yapılacak arama kurtarma çalışmaları yaşamsal öneme sahip. O yüzden bizim büyük bir depreme karşı büyük bir insan gücüyle ve modern bir teknolojiyle donatılmış bir sivil savunma teşkilatına ihtiyacımız vardır. Ve öncelikler arasında da sivil savunmanın güçlendirilmesi gelmek zorundadır. Sizin işaret ettiğiniz konu az önce Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi binasının durumuyla alakalı. Bu çok önemli bir konudur. Çünkü biliyorsunuz Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemiz 1975 yılında yapıldı. O dönemde savaştan çıkan Kıbrıslı Türkler büyük bir gayretle Türkiye Cumhuriyeti'nde yardımlarıyla o hastaneyi yaptılar ve bu kadar yıldır da bu amiral gemisi olarak bize bu bina hizmet veriyor. Ama tabii bu bina eski bir bina. Ömrünü tamamlamış olduğunu biz neredeyse 10 yılı aşkın süredir konuşuyoruz. Ben her çıktığım programda benim gibi hekim başka arkadaşlarım her zaman dile getiriyoruz bu binanın artık ömrünün tamamlandığı yönünde. Bunu ama neye dayandırıyoruz? Açısı, evet, bunu neye dayandırıyoruz? Sayın Dizdarlı'nın söylemiş olduğu binanın durumuyla ilgili yapılmış olan çalışmanın raporuna dayandırıyoruz. Bu raporu ben de görmedim. Defalarca da sorduk. Bu raporun nerede olduğunu bilmiyoruz. Neden bu konu önemli? Çünkü iki görüş vardı. Şöyle ki Nalbantoğlu Devlet Hastanesi artık ihtiyaca yanıt veremiyor. O zaman biz onu işte bir kat daha çıkalım ya da biraz daha büyütelim gibi öneriler olmuştu ki bu daha ucuz bir yöntem. Ama o dönemde bu raporun ortaya çıkmasıyla Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin bir çiviyi bile kaldıramayacak kadar artık yorulduğunu ifadelendiriyordu bu rapor. O yüzden Nalbantoğlu'nu güçlendirme ya da büyütme yoluna gidilmedi. Gerçi proje dışı bazı ek binacıklar falan onlar oldu. Da çok riskli tabii. Onlar da yapılmadı diyemem. Ama o dönemde bu tartışma bizi şu noktaya getirdi. Bizim Lefkoşa'ya Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerini alacak yeni bir devlet hastanesi, yeni bir devlet hastanesi binasına ihtiyacımız olduğuna o noktaya getirdi bizi ve 10 yılı aşkın süredir ben 2002 yılında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak göreve başladığımda bu konu konuşuluyordu Haluk Bey. Şu anda 2023 yılındayız. Yani 21 yıldır en azından ben bu konunun gündemde olduğunu biliyorum.
bizim bu ülkede, bu Lefkoşa'da özellikle bütün ülkenin yükünü çekebilecek tam teşekküllü hekimiyle, hemşiresiyle, teçhizatıyla, fiziki koşullarıyla güçlü Doğru. bir hastaneye ihtiyacımız var ve bu çok ivedi bir şeydir ve bunun da depreme dayanıklı olması bizim için vazgeçilmezdir. Çünkü hiç olmasını istemeyiz ama bir depremle karşılaştığımız takdirde Nalbantol Devlet Hastanesi yıkılırsa bu ülkede az önce sizin gibi konuştuğumuz o yaralı insanlar nerede tedavi olacak sorusunun cevabı tabii, tabii. yoktur. Çünkü level 3 bir hastane, yani tam teşekküllü, evet. tam donanımlı bir hastanedir ve bir eşi daha yok ülkemizde evet. bizim için. Mouse'a yakın gelir diye biliyorum ama 3 değil sonuçta. 20 senedir konuşa konuşa yeni bir hastanenin yeri artık belli oldu anladığım kadarıyla. Beretenin arkasındaki yerde yeni bir hastanenin inşa edileceği zaten artık protokollerde falan artık konuşulmaktadır. Ha bu ne zaman hayat bulur, ne zaman yapılır? Bu ekonomik koşullarda ve son Türkiye'nin bu korkunç deprem olayında nasıl hayat bulacak merak konusudur. Onu soracağım size, bulabilecek mi? Oraya yeni bir hastane olursa level 3 seviyesi Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden bu fonksiyonuna devam edecek mi? Daha küçük görevlerde yoksa iki tane level 3 hastanemiz mi olacak? Biz bunu karşılayabilir miyiz KKTC olarak? Onu sormak istiyorum. Bir kere çok uzun zamandır protokollere yeni devlet hastanesi kalemi giriyor. Evet. Ve Ankara kaynaklı, yani Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı yapılacağı da söyleniyor. Bu yeni bir şey değil. Bu da belki de 10 yılı yakın süredir sürekli oluyor. Fakat evet. herhangi bir gelişme olmadı. Hatırlayacaksınız, yeni meclis binası ve Cumhurbaşkanlığı binası yapılırken biz parti olarak buna karşı çıkmıştık. Demiştik ki böyle bir kaynak ayrılacaksa eğer bu kaynağın ülkenin, toplumun genelinin ihtiyacı olan Aynen. binalara ayrılması gerekiyor. Ve biz orada okulları ve hastane ihtiyacını ortaya koymuştuk. Ve bence şimdi içinde bulunduğumuz koşullar bu söylemimizin, bu fikrimizin ne kadar doğru olduğunu Tabii. gösteriyor. Çünkü siz 10 yılı aşkın süredir yeni bir devlet hastanesi binası ihtiyacından söz ediyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz ve bir depremle yüz yüze geldik. Şimdi bir deprem gerçeğiyle yeniden karşılaştı şu anda Kıbrıslı Türkler ve bu durumda hala daha meclis binasının yapılmasına kaynak aktarılması doğrusu beni çok çok rahatsız ediyor ve sanıyorum ki toplumun genelini de çok rahatsız ediyor. Bizim şu anda ihtiyacımız bir devlet hastanesidir, evet. Okullardır. Diğerleri bir parça daha bekleyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü meclis de önemlidir. Çünkü ülkeyi yöneten kişiler oradadır. Tabii. Elbette ki meclisin de çalışmaya devam etmesi gerekir. Çünkü böyle bir olmasını hiç temenni etmeyiz ama böyle bir afet durumunda da oraya da ihtiyaç vardır. Ama sonuçta meclis her yerde toplanabilir. Fakat hastaneler, hastalar, hastaların tedavisi her yerde tabii, yapılamaz. O yüzden ben önceliğin mutlaka hastanelere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve içinde bulunduğumuz bu günlerde hala daha meclis binasının ve Cumhurbaşkanlığı binasının inşaatının devam etmesini de hiç doğru bulmuyorum. Evet, abeste iştigal gibi bir durum. Yani niye? Çünkü bu dönemde belli ki Türkiye Cumhuriyeti'nden de bir akış olmayacak Haluk Bey. Yani bunu zaten beklemek de hiç doğru değil. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bugün çok olağanüstü koşullara girdi. Çok insani, evet. ekonomik ve sosyal sorunla boğuşuyor. Biz artık bir kuruş beklemiyoruz diyebilmeliyiz aslında. Bu dönemde böyle bir yardımı zaten beklemek doğru değil. Olacağını da düşünmüyorum. O yüzden biz elimizdeki imkanlarla ihtiyaçlarımızı önceliklendirerek aciliyet durumlarına göre bunları sınıflandırıp bunları yapmayı becermek mecburiyetindeyiz. Bir devletiz biz. Bir devletsek eğer o zaman toplumun önceliklerini ve acil durumlarını gözeten bir yerde durması gerekiyor. Şu anda öyle bir hava ne yazık ki yok. Şu anda gerçekten bu kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri bu işi yüklenmiş olarak görünüyor. Devletin birçok kurumunda sorunlar yaşanıyor. Hala kısır tartışmalarla
ülke gündemi meşgul ediliyor. Bunlar çok gereksiz ve gerçekten bizi geleceğe taşımayacak, hatta bulunduğumuz yerden geriye düşürecek şeylerdir. Bizim ihtiyacımız olan devletle birlikte bu kamu kurumundaki meslek örgütlerinin de birlikte çalışmasıyla bu ülkeye gerekli hizmetleri vermek. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Pandemi döneminde hatırlayacaksınız ki hekimler ve sağlık çalışanları çok acil ve önemli bir görevle görev almışlardı ve evet, onu yürüttüler. Evet. Yani bunun yanında Tabipler Birliği, diğer sağlık örgütleri birlikte çalıştılar ve bu pandemi dönemini onların emekleri, onların çabalarıyla eksiğiyle fazlasıyla, doğrusuyla yanlışıyla o gemiyi yüzdürdük. Ama şimdiki durum çok daha farklı bir durumdur. Şu anda hem hukuki süreç devam edecek elbette Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin ama şu anda da mimar mühendisler, şehir plancıları, onların zamanıdır. Onların konuşması gereken, onların sözünün dinlenmesi gereken bir dönemdeyiz ki biliyorsunuz depremden sonra bile imar yasasının değişmesi ve vizesiz, vize alınmaksızın projelerin yapılmasının önünün açılmasına çalışıldı. Biz ısrarla ve hatta yine Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasının değiştirilmesiyle ilgili de önerilerde bulunduğu hükümet. Biz bunları mecliste çok sert bir muhalefetle karşıladık. Çünkü bu binaların güvenliğini sağlayacak olan mühendislerin, mimarların yapacakları denetimler, onların yapacakları değerlendirmelerdir. Onları bertaraf eden, sürecin dışında bırakan her şeyin sonucu, özür dilerim ama bugün İsyas Oteli'nde yaşadığımız meseleyle eşdeğerdir. Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkının çocuğunu, gencini, kadınını, yaşlısını, erkeğini bu riske atmamıza, yani böyle bir şeye izin veremeyiz. O yüzden biz bu iki yasanın da meclisten geri çekilmesi için çok sert bir muhalefet uyguluyoruz şu anda. Evet. Viza yeterli midir sizce? Yapı denetimi de çok önemli. Çünkü proje tamam vizelendirilir ama o projenin, o projedeki gibi gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimlerinin de yapılması gerekiyor. Elbette yeterli değil ama o da olmazsa iş baştan yanlış gidebilir. Yani, o yüzden biz o denetim, yani bugün vizeye karşılık işte o da belirli bir ücret alır ve vizayı verir, hesaplamaları check ettikten sonra. Ama yönetmeliklere uygun yapılır mı, yapılmaz mı artık oradaki mühendisin ve işi yapan insanların elinde. Yapı denetimi işte burada çok önem kazanıyor. Bizim ülkemizdeki en önemli eksikliklerden biri de budur. Ve süratle bunun yapılması lazım. Tabii şu anda ama mevcut kanun olması lazım bence. Elbette. Yani acayip, çünkü nasıl iş levhası vardır, vergi şey levhası vardır iş yerlerinde. Aynı levhalara benzeyen bir tane de deprem yönetmeliğine uygundur levhası olması lazım. Altında bunu denetleyen mimar, mühendis ve Odalar Birliği Başkanı'nın imzası altında denetlenmiştir yazması lazımdır. Ki o binanın değeri de yukarıya çıkar, algısı da daha iyi olur ve herkes de işini yapmış olur. Çünkü sorumluluk almadan ahkam kesmek çok kolaydır bizim ülkemizde. Yasa konuşmak en rahat yaptığımız ceza şeydir. Ceza da olmaz Haluk Bey. Neye göre yapılmayan şeyi cezalandıracaksınız? İşte onun için diyorum. Yani bunun hemen, yani bir şekilde zaman şimdidir. 3 ay sonra aynı hassasiyetlerimiz olmayacaktır. 6 ay sonra uzak bir ses gibi gelecektir. Çektiğimiz bu çile. Yani giden çocuklarımızı böyle uzak bir hatıra gibi ah vah vah diyeceğiz. 6 ay sonra, 1 sene sonra tamam yıl dönümlerini kutlayacağız. Bu böyle olmamalı. Bu çok net kesin sonuçlar getirmeli. O çocuklarımız boşuna hayatlarını kaybetmemeliler. Bizi kurtaracaklar ileride. Bizim çocuklarımızı kurtaracaklar. Ve muhalefetin ve hükümetle birlikte bazı kanunların geçmesi lazım. Yani oralara. Fakat biz devam ederiz depreme de neye getirir? Meclisteki kavgalara getirir bizi. Biz sadece kavga ediyoruz. Yani kabul ediyorum, orada bazı şeylerin ön plana çıkması lazım, bazı şeylerin söylenmesi lazım.
hükümet çok yuvarlak konuşuyor. Yani gereken önlemler yapılmıştır. Her türlü fedakarlıktan vazgeçmeyeceğiz. Bütün önlemler alınmıştır. Ama bunlar o kadar yuvarlaktır ki içinde hiçbir şey göremiyoruz. Altı bomboştur. Çünkü bunların altında her bir eylem, her bir önlem eşittir para, eşittir bütçe. Ve bunların çok net olarak bütçelerde ifade edilmelidirler artık. Deprem için şu hazırlık olacak okullarda, şu kadar bütçe ayrılmıştır, imzalanmıştır olmalıdır artık. Ama biz bunları duyamıyoruz. İşte biliyorsunuz bunun oluşturulması için bazı kesintiler öngördü hükümet ve böyle evet. bir öneri yaptılar. Şimdi elbette bu kadar işin yapılması için bir bütçenin olması gerekiyor Haluk Bey. Buna kimsenin itirazı yok. Çünkü az önce sizin söylediğiniz yuvarlak konuşuyorlar dediğiniz klişeler yani belli güzel cümleler kuruluyor. Ama bütçesi yoksa o hedefin onun gerçekleşmeyeceğini artık hepimiz öğrendik. Evet. Laf ile peynir gemisi yürümez. O yüzden bütçenin oluşması lazım. Biz bu bütçenin oluşturulabilmesi için neler yapılması gerektiğini madde madde sayıyoruz her hafta. Her hafta bunları başkanımız Sayın Tufan Evrimanda. Biz milletvekilleri de çıkıp tek tek söylüyoruz. Çünkü mesele şunu da söylemek lazım. Kıbrıslı Türkler depremin olduğu andan itibaren muazzam bir dayanışma gösterdiler. Hı hı. Ve nüfuslarına göre aslında en yüksek katkıyı veren, dayanışmayı gösteren ülke de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet. oldu. Biz bununla gurur duyuyoruz. Elbette ki böyle olması çok doğrudur. Bu dayanışmayı Kıbrıslı Türkler göstermişlerdir. Ama ülkede de yapılması gereken işler içinde, işte biliyorsunuz ki ekonomik örgütlerin başını çektiği dayanışma platformunun yapmış olduğu bir yardım toplama kampanyası evet. var. O da devam ederken tam o dayanışma platformunun çalışmaları olgunlaşıp da yol kat edileceği sırada hükümet bu kesintiler konusunu gündeme getirdi ve bu bir büyük bir etki yarattı. Şimdi çalışandan ve şirket kurumlar vergisinin çalışandan kesinti yapılması, efendim kurumlar vergisinin arttırılması bütün bunları gündeme getirdi. İşte emekliden kesilecek, asgari ücretliden kesilecek biz orada direnç gösterdik. Dedik ki önce kalem kalem nereye para harcanacak ve nedir yahu meblağ yani ne kadar bir paraya ihtiyacımız evet. var. Onu bir görelim. Ona göre dönelim bütçemize. Tasarruf yapılacak kalemler yok mu? Vardır muhakkak ki. Tasarruf yapılacak kalemleri bir gözden geçirelim. Oradan bir para toplayalım. Oradan bir kaynak alabilelim. Ayrıca mahalli gelirlerde Ocak ayında fazla verdi bütçe biliyorsunuz. Beklenenin, öngörülenin üzerinde bir mahalli geliri oldu Ocak ayında. Bu devam edecek mi yıl boyunca? Eğer devam edecekse bu da çok önemli bir kaynaktır. Yüz küsur milyon bir ekstra para. Evet. Bunlar tabii. çünkü önemli miktarlardı. Ama bütçenin doğru yapılmadığını gösterir bana. Öngörüleri tamam olmadığını zaten söylemiştik. Özellikle gelirleri düşük gösteriyorlar. Aynen. O çok hatalı. Ve bu aslında şark kurnazlığı. Yani doğru bir şey değil. Tabii. Ve bu gelirlerin eğer fazla verecekse bu gelirler fazla olacaksa bütçede öngörülerin üzerinde olacaksa buradan da çekelim koyalım bu fonun içerisine. Ayrıca lüks tüketime yapalım. Yani lüks araba alınacak, lüks ev alınacak, ikinci ev, üçüncü ev alınacak. Tabii. Bütün bunları koyalım, tütün ürünlerine koyalım. Bu lüks tüketimin üzerine zam yapılabilir. Buradan da önemli bir gelir elde edilebilir. Ayrıca Merkez Bankası'nın yıl sonunda verdiği bir kar payı vardır devlete. O kar payını önceden alalım. Yani yıl sonunda değil, şimdi ihtiyacımız var madem. Hı-hı. Şimdi bu parayı alalım ve bu fonu oluşturalım. Ve bunun eğer eksiği varsa o zaman kesintiye tabii. gidelim. Yani insanlar şu anda bu kesinti konusunda da direnç göstermiyorlar ama şöyle bir risk vardır. Sendikalar da bunu söylüyor. Zaten insanlar pahalılığın altında eziliyorlar şu anda Haluk Bey. Hayat çok pahalı oldu ve insanlar geçinemiyorlar. İnsanlar geçinemezken bir de maaşlarından kesinti yapılması onların alım gücünü iyice düşürecek. Evet. İnsanların alım gücü düşünce talep azalacak, ekonomi daralacak ve bütün bu ekonomi döngülesi devam etmediği zaman, ekonomi daraldığı zaman o zaman ekonomik krizimiz çok daha derin olacak. Evet. Yani ben ekonomist değilim ama yani temel bir meseledir bu ekonomide.
eğer ekonomi daralırsa ekonomik kriz de derinleşir. Dolayısıyla ekonomik krizi derinleştirmeyecek tedbirler almak gerekir. Da işte o tedbirler bile hepsi bir fon ister, o tedbirlerin kendisi bile ve en önemlisi de irade ister. Devlette son zamanlarda o iradeyi de göremiyoruz. Mesela turizmin yeşermesi için bu ülkede uçak biletlerinin ucuzlatılması, uçak şirketi kurulacaktı, kurulamadı çeşitli sebeplerden. Şimdi yine onun üzerinde konuşuluyor ve bu hala daha yol bulmadı. Turizm öyle bir endüstri ki bir sene evvelden planlamazsanız palyatif çareler, üretilen çareler genelde sonuç vermezler. Doğru. Çünkü hiç kimse anında karar verip işte Fransa'ya geziye gitmez yani buradan. Bugün yaparsanız bir çalışma ancak 2 yıl sonra belki onun meyvesini toplarsınız. Aynen. Dolayısıyla biz zaten bunları yapmıyoruz. Mesela Rum tarafı bunda çok başarılı oldu. Onlar Rusya'dan, savaştan dolayı düşen Rus turizm ticaretinin bir şekilde başka yerlere yönelttiler ve kaynağı başka yere yönelttiler. Uçak ve taşıma opsiyonlarını başka yere yönelttiler ve bunlardan çok büyük bir fayda kazanıldı. 3 milyonun üzerinde de turist geldiler. Yani rekor seviyelere gittiler. Ah vah edeceklerine. Çünkü önlemini önceki senelerde aldılar bunun. Şimdi bizde aynı durum işte turizm durma noktasındadır. Gelmeyebilir. Ekonomimiz zaten zor koşullarda. Bizim onlara bir yön verebilecek herhangi bir enstrümanımız zaten yok. Kala kala kaldık kesintilere ve bu kesintilerden de hükümetimiz vazgeçecek gibi de görünmüyor. Sadece insanlara demokrasinin bir şartı olan yani istemezsen senden kesmeyiz gibi bir şart sunacak gibi bir durum çıkmış bu komitelerde. Bunu doğrulayabilir misiniz? Olgunlaşmadı. Komite çalışmaları sürüyor. Bizim orada tavrımız az önce söylediğimiz gibi önce işte tasarruf yapılsın, Merkez Bankası'nın kar payı önceden alınsın. Yani işte, hükümet elini taşın altına koysun. Önce devlet kendi şeylerinden feragat etmesi gerekiyor. Sonra vatandaşa yüklenmesi gerekiyor. Yani doğrudan vatandaşın maaşından kesinti noktasında hareket ettiler ve biz orada bir direnç koyduk. Sendikalar da direnç koydular. Tabii. Ekonomik örgütler de direnç koydular. O zaman geri adım atıldı. Bu iş artık yani sonuçta mücadeleyle olacak olan bir şeydir. Kimse sesini çıkartmasaydı şu anda herkes Şubat ayı maaşlarını kesintili olarak almış olacaktı. Piyasada da bir düşüş yaşanacaktı. O ekonomik daralmaya doğru gidecektik. Sizin de söylediğiniz gibi bu gelirleri arttırıcı şeyler üzerinde durmamız lazım. Turizmde biz pandemi döneminde de başarılı olamadık. Pandemi döneminde de turizm oturduk ve başımıza geleni çektik tabii. gibi bir durum oldu. Halbuki dinamiktir bu işler. Sizin de örnek verdiğiniz üzere dinamik bir şekilde oturup strateji belirlemek, hedef belirlemek, ona göre bir plan program tabii. yapmak ve yürümek gerekir. Ama şu andaki hükümetin öyle bir hali yok. Uçak biletlerinden söz ettiniz. Hala havaalanında alınan vergiden bile haberleri yok. Biliyorsunuz bu konuda da mecliste tartışma oldu. Yüksek miktarda vergi alınıyor gelen insanlardan ve bakanların birbirinden haberi yok. Böyle de bir gerçeklik yaşandı mecliste tabii. geçtiğimiz günlerde. Tabii bunu bu şekilde devlet idare edemezsiniz. Bunlar çok yanlış şeyler. Çok çalışmak gerekiyor. Benim düşünceme göre artık herkesin neredeyse 2 kat fazla çalışması gerektiği bir dönemdeyiz. Yani bu içinde bulunduğumuz durumdan çıkabilmek için gerek sosyal sorunların üzerinden kalkabilmek için gerekse ekonomik sorunların üzerinden kalkabilmek için. Çünkü binlerce de depremden etkilenen insan geldi ülkemize. Ve bu insanlar burada yaşayan akrabaları var, tanıdıkları var. Onların yanına sığındılar. Çok insani bir şey bu. Ve 30 kişinin aynı evde kaldığını da biliyoruz Haluk Bey. Ve böyle kalabalık yerlerde insanlar kaldığında sağlık koşullarının bozulduğunu da biliyoruz. Tabii. Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptık. Dedik ki
bu gelen depremden etkilenmiş olan insanlar nerededir, sağlık durumları nedir, bütün bunların peşine düşmek lazım. Biz yerel yönetimlerde bunu yapıyoruz. Girne Belediyesi, Mausa Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi. Yani biz yerel yönetimlerde bu konuyu gündemimize aldık ve bu insanların takibini yapıyoruz. Ama yeterli değil, sahada daha çok olmak lazım. Gidip kapıyı çalacaksınız. Kaç kişi yaşıyor, kaç çocuk var orada? O çocukların aşı ihtiyacı olacak mı? Çünkü bu insanlar belli ki birkaç ay daha, belki de daha fazla ülkemizde kalacaklar. Ve onların insani koşullarda yaşamasını da sağlamak mecburiyetindeyiz biz eğer uygar bir devletsek. Yani insanlar 30 kişi, 40 kişi bir evde kalsın. Bir bulaşıcı hastalık çıkınca hepsine yayılsın. Sonra mahalleye yayılsın. Sonra köye yayılsın. Buna izin veremeyiz. O yüzden bu insanların sağlık koşullarının mutlaka tespit edilmesi lazım. Diyalize giren olabilir. Efendim engelli çocuk olabilir. Kronik hasta olabilir. İlaç kullanıyor olabilir. Şu anda aylardır belki de yıllardır bizim ülkemizde ilaç eksikliğiyle başlayan bir ilaç sorunu var. Şu anda Haluk Bey bu ilaç yokluğuna ulaşmış durumdadır. Yani eksiklik değil bu. Artık yokluktur. O yüzden gelen bu binlerce insanın da ilaç ihtiyacı olduğu tespit edilmeli. Ne hangi ihtiyaçlar olduğu Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ile de irtibat kurarak bu insanların yapılabildiği kadar bizim tarafımızdan yapılamadığı koşullarda onların yardımlarıyla en azından ilaç, aşı ihtiyaçları karşılanmalı. Gebeli, gebe olan kadınlar var. Onlar da ülkemize sığındılar. Onların gebelik takiplerinin yapılması, yaşlı insanların durumu, bütün bunlar bir emek, bir çaba istiyor. Ama oturduğumuz yerden bunu yapamayız. Mesela Ercan Havaalanı'na bazı deskler kurulması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın da oraya bir desk kurması lazım. Bir masası olması gerekiyor Sağlık Bakanlığı'nın. Gelen depremzedeye sorması lazım. Sağlık sorununuz var mı? Kullandığınız bir tedavi var mı? Bununla ilgili kayıtlar tutulmalı ve ihtiyaçlar ortaya konulmalı. Aksi takdirde depremin etkileri, az önce söyledik ya, enkaz altında kalıp da hayatını kaybediyor insanlar. Bir de ondan sonra sağlıksız koşullarda kaldıkları için, kalabalık yerlerde kaldıkları için, sağlık takipleri, ilaçları olmadığı için de hayatlar kaybedilebilir. O yüzden iki kat daha fazla çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Hiç kimse yas tutuyoruz, çok üzgünüz, acıları paylaştık ama bu süreci atlatabilmemiz için de eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Tabii normalleşmeye girilmesi lazım artık. Hem kendi hüsranımızdan kurtuluruz, hem o ekonomik açıdan da adım atmaya başlarız. Aksi takdirde durumlar sadece kötüye gidebilir. Yani iyileşmeye gitmezler. Yani üzücü durumlarla karşı karşıyayız. Sanki böyle elimizde dediğim gibi enstrüman yok. Çünkü finansal açıdan hiçbir enstrümanımız yok. İlaçımız ne durumdadır? Kanser ilaçlarımız, bazı ilaçlarımız geldi diye biliyorum. Ama yeterli değillermiş. İlaçlar bazen geliyor, bazen eksiliyor. İlaçlar gelince ilaç eksikliği tamamlandı diye açıklama yapıyor Sağlık Bakanlığı. Ama tabii ki o ilaçlar da çok kısa sürede bitiyorlar, tükeniyor. Şu anda ilaç eksikliği ülkede devam ediyor. Yani bu tam olarak atlatılmış değil. Hele depremden etkilenen insanların da bu ilaçları ulaşmaları gerekecek. Onlar da bir ek bir talep oluşturacaklar. O yüzden bunlarla ilgili çalışmaların yeterli olduğunu söylemek güç. Ama tabii şimdi planlanacak olursa ilk yapılması gereken şey okulların, hastanelerin denetimleri yapılmalı. Depreme dayanıklı olup olmadıkları tespit edilmeli. Kamu kurumları, ki onların da ayakta kalması gerekiyor. Biliyorsunuz Hatay'da AFAD binası da yıkıldı. Yani bir afet sırasında kamu kurumlarının, devletin kurumlarının mutlaka ayakta olması lazım ki devlet ihtiyaç halinde yurttaşa hizmet etmeye devam etsin. Tabii. Bunların zaten mühendis mimar odaları hep sahadadırlar. Bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Bununla ilgili bütçenin de oluşturulması gerekiyor. Hızlıca, az önce söylediğim gibi, vatandaştan kesintiden önce yapılabilecek olan şeyler var. Ve bu bütçeler oluşturulup devam edilmesi gerekiyor. Bu arada da ülkenin diğer sorunları, ekonomik sorunlarının da
çıkacağı ve bu krizin derinleşeceği unutulmamalı. Onu da insanların maaşlarını keserek, vergilerini yükselterek bu ekonomik krizden çıkamayacağımızı anlaması gerekiyor hükümetin. Çünkü ekonomi daraldığı zaman ekonomik kriz de derinleşecektir. Evet. Bu bir iyi bir yöntem değil diyorsunuz. Başka şeyler var. Bir de o tahsilat, o ödenmeyen, o vergilerin toplanışı çok önemli. Kayıt dışı paranın olduğunu biliyoruz. Onu kayıt altına alarak çok daha güçlü bir duruma gelebilir kesinlikle hükümetimiz. Devlet gelirlerine sahip çıkmak zorundadır. Evet. Gelirlerini toplamak mecburiyetindedir. Tahsilat oranı düşük olduğu zaman ya da eksik olduğu zaman bu devleti zayıflatan bir şeydir. Doğrudur. Doğrudur. Ve de bunu toplayamamış olmamız da zaten genelde bu afları ortaya çıkarıyor. Ve insanlar afın geleceğini bilerek bir şekilde ödemeyerek bunu böyle kamçılıyorlar, bu durumu aynı zamanda. Vaktimiz tükendi ama son bir soru, böyle genel bir cevap belki alabilirim sizden. Şu anda belediyeler nasıl gidiyor? Onlar şu anda göç alıyorlar mesela. Hatay'dan, o bölgeden gelen bir göç alıyorlar. Belediyelerin gelirleri arttı mı? İyi görev ifa ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Şu anda biraz erken galiba onu belirli bir şeye almak için ama belediyeler nasıl gidiyor sizce? Bu birleşme yeteri kadar ses getirdi zaten. İşe yarıyor mu? Sorum o. Şimdi pandemi döneminde de yerel yönetimler devletin merkezi idaresinin yerini almıştı Haluk Bey. Tabii, hatırlarsanız. Çok faydalıydılar. Çünkü yerel yönetim yerinden yönetimdir. İnsanlara en yakın olandır. Hareket kabiliyeti çok daha hızlı, çok daha çevik olabilir. Tabii. O yüzden yerel yönetimlerin önemini her zaman söylüyoruz. Ve pandemi döneminde de yerel yönetimler insanların daha çok ihtiyaçlarını karşıladı. Evet. Onların daha çok yanında oldu. Şimdi bu depremzede ya da depremden etkilenen insanların da ülkemize gelmesinde muhtarlık, belediyelerin çok önemli çalışmalar var. O insanlara yardım edilmesiyle ilgili olarak çok aktif bir çalışma içerisindedirler. En azından bence Cetepeli belediyeler için bunu söyleyebilirim. Ama tabii belediyelerin de gücü bir yere kadardır. Çünkü az önce söylediğimiz gibi söylediğimiz sözler, süslü sözler, yuvarlak sözler olarak kalmaması için mutlaka bütçesinin de oluşturulması lazım. Tabii. 51-95 sayılı yasadan sonra belediyelerin gelirlerinde bir parça iyileşme oldu. Burada devletin, merkezi idarenin mutlaka kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyle onlara desteğini vererek, onların arkasında durarak yapılması gereken bilimsel çalışmaların önünü açması lazım. Çünkü belediyeler de onlarla çalışacak. Nedir yapacakları? Kaç tane bina zarar görebilir? Kaç binayı güçlendirmek gerekir? İşte %40'ını geçecekse güçlendirme çalışması maliyeti, o zaman yıkıp yeniden yapmak gerekir. Evet, bütün evet, bunların planlanması evet, için evet, belediyelerin de devlet tarafından desteklenen meslek örgütleriyle işbirliği yapmalarına ihtiyaç vardır. Yapmaya da gayret ediyorlar. Hızlı hareket etmemiz lazım. Yani bir taraftan hem hasarlı binalar, depreme dayanıksız olan binaları tespit etmek gerekiyor. Hem de insanların, depremden etkileyip gelen insanların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Hem de bu ekonomik krizden çıkabilmek için az önce sizin turizm örneğinde verdiğiniz gibi gelirleri artırıcı faaliyetler içerisinde olmamız gerekiyor. Söyledim ama tekrar söylemem lazım. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde gerçekten bir milletvekili olarak meclis binasının bu kaynakları kullanıyor olması inşaatının beni çok rahatsız ettiğini söylemem lazım. Bütün bunlara bizim paramızı ayırmamız gerekiyor, önceliklendirmemiz gerekiyor. Hastalar hastane dışında bir yerde tedavi göremezler ama meclis başka binalarda toplanabilir bir afet durumunda. Tabii. Bunlar da çok önemlidir diye düşünüyorum. Tabii. Ve kayda geçtik bunları siz söyleyince. Çünkü hakikaten önemli. İnşallah akıl izan, aklın yolu birdir. Herkes doğru yolu görür, doğru şeyleri yapar. Zor durumdan geçiyoruz. Vallahi herkese kolaylık gelsin. Münakaşaya giremedik mecliste ama. Çok bu defa gereksiz bir şey oldu Haluk Bey. Şöyle yani 50 yıl önce benim babama vatan haini diyen zihniyet dün işte mecliste bize vatan hainliği bastı. Yani bunlar
Gerçekten artık çok çağ dışı kalmış. Olmuş diyecektim. Çağ dışı yani, kalmış şeyler. Ne tüm, münasebet. Tüm aynı ki, yani. Ne münasebet. Bizler ülkesini seven insanlarız. Ülkesinin insanlarına hizmet etme aşkıyla yaşayan insanlarız. Hepimiz başka mesleklerde yaptık. Hekimlik yaptık. Ben başka öğretmenlik yapan arkadaşlarım var. Hukukçu arkadaşlarım var. Hepimiz ülkesine, ülke insanına milletvekili olmazdan önce de hizmet etmiş insanlarız. Tabii. Ailelerimiz de öyledir. Ama işte size diyorum 50 yıl önce babama vatan hain diyen zihniyet bugün bize aynı şeyi söylüyor. Bunlar çağ dışı şeylerdir. Kimsenin böyle şeyler yapmasını biz kabul edemeyiz. Yani kim oluyorlar ki böyle bir şeyi söyleyebiliyorlar? Kim kimi koyuyor, nereden? Bu memleketi tabii. Biz seviyoruz. Bu memleket bizimdir. Böyle bir işte beğenmeyen gitsin gibi konuşmaları da kimi nereden gönderiyorsunuz? Hiçbir yere gideceğimiz de yoktur bizim. Böyle çağ dışı konuşmaları da şiddetle protesto ediyoruz. Tabii, bayağı protesto aldı. Çok kavgalar olacak. Onları bunlara dahil eder konuşuruz bu defaya. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bizi izleyen, dinleyen herkese de bu zor günlerde sağlık diliyorum. Dayanma gücü diliyorum. Evet, evet. İnşallah da öyle olur ve kısa zamanda bütün ulusumuz bunu atlatır. Evet, Sıla Hanım tekrardan teşekkürler. Sıla Hanım'a teşekkür ederken size de teşekkür ediyoruz. Ayrılmayın, programımız devam edecektir. İzninizle.